İntikamını aldı. Aga ne intikamıysa teşekkür ederiz kardeşim benim. Harikasın. Bir sene önce su atmıştın yüzüme. Onun onun intikamı baba ama yani üçüncüyü de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Çünkü aradan bir gün geçti sakallarımı yıkıyor, süt akıyor aradan böyle. Programımızın bu bölümünde harika bir arkadaşımızın çok güzel bir şarkısı çıktı arkadaşlar. O arkadaşı ben alkışlarla buraya davet etmek istiyorum. Hem biraz sohbet ederiz hem de şarkıyı dinleriz çünkü çok güzel bir parça gerçekten de. Onu da tanıtmış olalım. Alkışlarla Baran Bayraktar geliyor. Salla gitsin. Alkış alalım Baran'a. Baran'cığım nasılsın? Abi seni gördüm daha iyi oldum. Sağ ol. Sağ çok yakışıklı bir adammışsın. Parçam da çok güzel. Çok. Gerçekten çok güzel. Bilen var mı Baran'ın parçasını salla gitsene? Evet var. Az çok var. Daha yeni parçalar. Yeni radyolarda abi, falan filan. Doğru mu? Radyolarda güzel bir şimdi yükselişe geçtik. Harika. Sen ne yapıyorsun onun dışında? Müzik dışında okul mu okul falan abi, filan? Abi bitirdim artık. Bitirdin. Eşek kadar adam olduk. Bu albüm mü çıktı yoksa single mıydı bu? Abi tek şarkılık bir single'ımız var. Şimdi yeni güzel projelerimiz de var. Hemen ardından boşluk bırakmadan inşallah. İnşallah. Önümüzdeki senelerde çok daha iş oturmuş. Makine gibi. İnşallah. Bu programda hayırlı uğurlu olur inşallah sana. İnşallah. Parça salla gitsin. Başlayalım mı? Seve başlayalım. Söyledim. Alkışlar Baran için efendim. Buyurun. Gel otur hadi gitme oturayım gel. Abi. Gel otur gitme gel. Ağzına sağlık Barancığım. Çok teşekkür ederim. Şöyle emaneten. Parçanın sözleri müziği sana mı ait? Abi bana ait değil. Çok sevgili Gülden Mutlu'ya ait. Gülden Mutlu'ya ait. Gerçekten sağ olsun. Peki. Tanıştık böyle baktı sana böyle baktı şöyle bir sağ olun. Tamam dedi sen git. 12 saat sonra aradı. Ben yaptım sana dedi. Hakikaten üstüme dikmiş. Ama gerçekten. Anişan ne diyorsun parçaya? Çok güzel. Sesin de çok güzel. Enerjin de çok güzel. Abi teşekkür ederim. Bak biz bunu burada şöyle ölçeriz. Şimdi parçalar yeni gelen arkadaşların pek bilinmez. Yani daha doğrusu yeni olduğunuz için. Radyolarda yeni dönmeye başladığı için falan filan. Buradaki enerji bir anda kendini belli eder. Buradaki enerji de şöyle oluyor. Bir sana bakıyorlar. Yani adam samimi mi değil mi? İki parça girdiğinde ritme bakıyorlar. Biz buna bir uyabiliyor muyuz, uyamıyor muyuz? Üç, sese bakıyorlar, biz bu sesin peşinden gidelim mi diye. Bugün o enerji, öyle zannediyorum, güzel oldu. Çok ağzına sağlık. Ederim, çok sağ olun. Efendim, Alişan'a her şeyi rahat rahat soramadığımız için bir göz göze yaptık. Biliyorsunuz bizim göz göze köşemizi çatır çatır birbirimize her şeyi söylüyoruz. Alişan'la bir göz göze yaptık. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Evet bir göz gözeden daha herkese merhabalar. Alişan hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Çok mu komik? Efendim? Niye her şeyi sen sırıtıyorsun ki onu anlamıyorum ben. Ha şimdi ne oldu da sırıttın yani? Devamlı böyle etrafta varmış gibi devamlı böyle bir sırıtmalar bilmem neler. Bir de yani bu gülüşler gülüşler samimi mi yani? Bana bir samimiyetsiz geliyor gülüşün. Gülüşün mü sadece samimiyetsiz yoksa genelde sende bir samimiyetsizlik var mı yani? Hayır sen ne kadar samimiysen. Ben de o kadar samimiyim, Beyaz Bey. Abi diyordum, abiyi kaldırdım. Bey artık. Beyaz Bey. Ya. Hemen böyle bir halka oynamalar, bilmem ne yapmalar, sıkışınca duygu sömürüsü. Bir rahat ol be abiciğim, iki dakika rahat ol ya. Peki, şimdi bak burada seninle ilgili bilgilerde diyor ki, sürekli cimri olduğunu söylenmiş, yazılmış. Seninle ilgili birkaç espri yapmışlar hatta. Alişan o kadar cimridir ki, kan tahlili yaptırdıktan sonra kanını geri ister. kutu kola içtikten sonra parçaları dibini yalar. Hatta sifonu 5 büyük 2 küçükten sonra çeker diyorlar mesela. Abi yeter. Gerçekten yeter. çıkardım. Senin cimrilik hikayelerin var ya. Sen bir kere tuvalet kağıdını önlü arkalı kullanıyor musun be? Hayret bir şey ya. Sen bir kere şu ekibine bak ekibine. Bak hepsi nasıl aç aç bakıyor. Görüyor musun? Bahşiş bekleyen valeler gibi duruyorlar be. Gelmiş bana cimri diyor ya. Sağ ol kardeşim. Al kardeşim. Sağ olsun. Onu ver o kadar değil. Ver. İsmini onun bırak. Fazla çünkü ne yaptın ki? Al 600 çay getirdin. Yuh be yuh be. Tamam bir şey yok ya devam ediyoruz. O değil de geçen gün Amerika'da bir kahvaltıya 500 TL vermişsin. K***dı mı? Yeter ya yeter lütfen. Yeter bu konuyu uzatmayalım. Bir kere etrafındaki herkes
benim ne kadar cömert bir insan olduğumu bilir, tamam? Bu konuyu lütfen kapat. Yayınlarımda gelgin benim ne kadar cömert olduğumu bilir. Tamam, kapattım konuyu. Peki, asıl konuya dönelim. Bu sefer evlenmek için iş garantiye binsin diye Esra Erbil'in kız kardeşiyle evleniyormuşsun. Hop! Onun adı var, adı. Onun adı Eda. Seni yıllardır kızların neden istemediği belli, biliyorsun değil mi? Sor, neden de? Neden? Saygısızsın, saygısız. Eda benim için o kadar değerli ki. Ya bırak şu... Oraya mı baktın? Ya bırak şu böyle kızlara sevimli görünme, şirin görünme şey. Sen kendinden sıkılmadın mı oğlum ya? Sıkılmadın mı kendinden yani? Sıkılmak derken bunu bana mı söylüyorsun? Bana mı söylüyorsun? Evet. Yıllardır aynı program, yıllardır aynı espriler, yıllardır aynı sığlık. Hayret bir şey. Ya bir şey diyebilir miyim? Evet. Sen aynaya nasıl bakıyorsun kendine? Hiç bakıyor musun aynaya? Şöyle bir hiç aynanın karşısında durup böyle kendine baktın mı? Ha? Tamam. Seninle ilgili aklıma ne geliyor biliyor musun? O Cennet Mahallesi'ndeki... ya Cennet Mahallesi'ndeki hallerim var. Tamam, Cennet Mahallesi'ne kurban ol lan. Cennet Mahallesi'ne kurban ol. Bir beyaz şov yaptın, başka ne yaptın bu camiada ya? He? Yalnız geldin. Yalnız böyle böleceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.